Merhaba, bugün 21 Nisan 2024 Pazar. Meta'nın yeni Llama 3 modelleri açık kaynaklı yapay zekayı güçlendiriyor. Meta'nın yeni yapay zeka modelleri teknoloji çevrelerinde ses getiriyor. Meta'nın yeni Llama modelleri 8 milyar parametre içeren Llama 3 8B modeli ve yaklaşık 70 milyar parametre içeren Llama 3 70B modeliyle farklı boyutlarda temel veri kümelerine sahiptir. Şirketin 24 bin GPU kümesi üzerinde eğitilen yeni modelleri, Meta'nın kendilerini karşılaştırdığı kıyaslamalarda iyi performans göstererek hali hazırda piyasada bulunan bazı rakiplerin modellerini geride bırakıyor. En yetenekli veya en büyük yapay zeka modellerini oluşturmak ve piyasaya sürmek için rekabet etmeyenlerimiz için önemli olan şey bunların zamanla daha da iyi hale gelmesidir. Meta, yapay zeka çalışmalarında açık kaynak yaklaşımını benimserken, rakipleri genellikle daha kapalı kaynak çalışmalarını tercih ediyor. OpenAI ve Microsoft uyuyan yazılım devini nasıl yeniden uyandırdı? İlk gerçek yazılım devi büyük bir teknoloji dinozoruna dönüşüyordu. Microsoft bir yapay zeka şirketi değildi, bir yazılım şirketiydi. Yazılım devi gelecek yıl OpenAI ile ortaklık yapacağını duyurdu. Bu yılın ikinci çeyreğinde Microsoft Azure OpenAI kullanıcılarının sayısında önceki 12 aya göre %50 artış bildirdi. Eylül ayında yazılım devi OpenAI ile GPT-3'e özel bir lisans anlaşması sağlayan yeni bir anlaşma imzaladı. Yapay zeka, Japonya'nın iş gücü açığını çözmeye yardımcı olabilir mi? Microsoft'un AI aracı, fotoğrafları konuşan ve şarkı söyleyen insanların gerçekçi videolarına dönüştürebilir. Yapay zekada kadınlar. Alison Cohen, sorumlu yapay zeka projeleri oluşturma konusunda. Startups Weekly. Rüzgar, yapay zekanın yelkenlerinden mi çıkıyor? Evet, bugünkü haber özetlerimizi de böylece tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.